Bakanın değerli milletvekili arkadaşlarımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademede beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşlarımız, mahalle teşkilatlarımız muhakkak aramızdadır. Ve değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum öncelikle. Başkanım, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımı tanıtırken hemen araya girdim. Çünkü teşkilatın bir parçası olmak benim için önemli. Her zaman çok önemliydi, hala çok önemli. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğini bu anlamda çok önemsiyorum. Ve bazen gittiğimiz yerlerde başkanım, arkadaşlarımız, işte teşkilatlarımız sayıyor. İşte 9 kişi Merkez Karar'dan geldi, şu kadar şuradan geldi. Ben sayılmıyorum. Hemen ekliyorum artı bir ben de varım diye. Hakikaten AK Parti teşkilatının bir parçası olmak her zaman çok kıymetlidir. Her zaman çok önemlidir. Hem Sayın Bakanımız hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız aslında şöyle bir giriş yaptılar eskiden bu yana. 20 yıldır AK Parti iktidarlarının yapıp ettikleriyle alakalı bir başlangıç yaptılar. Ben müsaade ederseniz onların bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak 20 senedir iktidarda olduğumuz süreç içerisinde temel hareket noktamız kimseyi geride bırakmamak, kimseyi yalnız bırakmamak ve ihtiyaç odaklı her türlü çalışmayı yapmak. Bunu hayatın ve devlet yönetiminin her alanında yaptık. Her alanında. Sivil savunmadan, işte teknolojik gelişimlere, bilişimden, iletişim teknolojilerine, sağlıktan, eğitime, her alanda. Ama çok önemli bir nokta var ki, gerçekten çok esaslı bir hem yatırım bakış açısı, yani yapısal bakış açısı değişti, hem de sosyal anlamda bakış açısı tümüyle, felsefesi tümüyle değişti. Nedir o? Sosyalizm. Kimseyi geride bırakmamak, kimsesizlerin kimsesi olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı başladığı günden beri kimsesizlerin kimsesi olarak devam ediyor. Yani hatta Gençlik Kolları Başkanlığından itibaren bakın, bütün kademe yönetimlerinde hangi mevzide, hangi mevkide bulunuyorsa orada muhakkak kimsesizlerin kimsesi olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir roman buluşması yaptık. Lütfen hatırlayın. Coşkuyu görmeliyiz. Heyecanı, coşkuyu, sevgiyi görmeliyiz. Bu sevgi, bu heyecan yeni bir şey değil. Yılların emeği var o salonun içerisinde. Yılların emeği var. En az 40 yıl. En az 40 yıl İstanbul'da kapı kapı roman mahallelerine hiçbir siyasetçinin girmediği zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın girip kapı kapı dolaştığı, selam verdiği, yardım ettiği, elini sıktığı, tokalaştığı, kucaklaştığı vatandaşlarımız. 40 yılın sonucunda hala o vefayı, o yakınlığı, o sevgiyi görmek mümkün. Biz de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu oluşturduğu iradenin çerçevesinde görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece ülkemizin içinde değil, bakın bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, vatandaşımızın bulunduğu her yerde ona uzanmaya, ona ulaşmaya çalışıyoruz. Aile teşviklerimizi Almanya'dan başlayarak en yoğun nüfusumuzun olduğu yerden başlayarak bütün inşallah vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinde aile ateşliklerimizi yaygınlaştıracağız. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü oradaydık ve bir protokol çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hem bir aile destek merkezi hem bir sosyal hizmet merkezi inşa ediyoruz. Ve oradaki Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi olanlarına da ulaşmış olacağız. Kim neredeyse ona ulaşmak bizim vazifemizdir. Kim neredeyse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ihtiyaç sahibi bir vatandaş, Sosyal Hizmetler Bakanlık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ihtiyaç sahibi kim neredeyse ona ulaşmak bizim vazifemizdir. Ve bunu da
yerine getirmeye gayret ediyoruz. Sizlerle geçtiğimiz haftadan sonra tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın o güzel, muhteşem buluşmasından sonra bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bakanlık çalışmalarını Bursa özelinde özellikle anlatacağım. Birazdan sayılarla Bursa'mızda ne tür çalışmalar yapmışız, ne tür hizmetler yapmışız bunlardan kısaca bahsedeceğim. Ancak öncelikli olarak bakanlığımızın meseleye nasıl baktığını, hizmet anlayışının ne olduğunu müsaadenizle bir parça sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ifade ettiğim gibi 20 senedir AK Parti iktidarlarının içerisinde hizmet veren bir bakanlık olarak temel hareket noktamız kimseyi geride bırakmamak, kimsesizlerin kimsesi olmak, ihtiyaç odaklı çalışmalar yapmak. Bunu yaparken hareket noktamız ne? Bunu yaparken hareket noktamız tarihten bu yana taşıdığımız milli ve manevi değerlerimiz. Manevi değerlerimiz, inancımız, kültürümüzün temel parametreleri bu bakanlığın hareket noktasını da oluşturan temel parametrelerdir. İkincisi, ihtiyaç odaklı çalışmalar yapmak dedim. Evet, onun için de tek tek her konuda engellilerimizle alakalı, yaşlılarımızla alakalı, çocuklarımızla alakalı, sadece kurum bakımında olan çocuklardan bahsetmiyorum. Bu milletin bütün çocuklarından bahsediyorum. Yaklaşık 24 milyon, 23 milyon üzerinde 18 yaş altı çocuğumuz var, her birisiyle alakalı. Ne tür imkanlar var, ne tür riskler var bunların çalışmaları. Aile ve toplum hizmetlerimiz, kadın çalışmalarımız, bakanlığımızın en önemli başlıklarından birisi. Bunlarla alakalı tek tek bilimsel çalışmaları yapıp o bilimsel çalışmaların akabinde ne tür hizmetler üreteceğimizi belirleyerek vatandaşımızın ihtiyacını çözmek, ihtiyacını belirlemek ve o ihtiyaca en uygun sosyal hizmet modelini belirlemek üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çünkü bize emanet edilmiş bir kamu kaynağı var ve bize emanet edilmiş bir sorumluluk var. Dolayısıyla bu kaynağı hem doğru kullanmak hem de sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirebilmek için önemli, öncesinde ciddi araştırmalar, saha araştırmaları, gözlemler, kendi çalışmalarımızın sonuçlarını değerlendirmeyle ihtiyaç odaklı çalışmalar yapıyoruz.